Karadeniz'in coşkulu sularını sözde değil, hakikatte de karaya bağlayan şehir. Ünye'den başlayıp Gülyalı'da sona eren Karadeniz'in en uzun sahil şeridiyle denizin karayla buluştuğu ve Karadeniz olduğu büyüleyici diyar, Ordu. Yeşilin maviyle benzersiz uyumunun tüm zerafetiyle gözler önüne serildiği doğal bir liman, Ordu. Topraklarında 20'nin üzerinde orkide çeşidi olan Ordu. Ordu, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü ve harika sahiliyle Karadeniz'in şirin kenti. Misafirlerini yalnız masmavi deniziyle değil, yaylaları ve oksijeniyle de ağırlayan şehir. Valisi Hazine Darzade Osman Paşa tarafından 1842 yılında yaptırılan Osman Paşa Şadırvanı 1997 yılında aslına uygun olarak yeniden yaptırılmıştır. Aziziye, Yalı Cami, Ordu'nun eski camilerinden Atik İbrahim Paşa Orta Cami, Hamidiye Hükümet Camii,
pencere kapakları ve orijinal ahşap kapısı Ankara Etnografya Müzesi'nde olan Eski Pazar, Bayramlı camilerini gezerek tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz. Ordu sadece doğal güzellikleriyle anılan bir kent değil, son dönemde eğitim alanında da adını duyuruyor. Şehir çok genç olan ancak önemli gelişmeler kaydetmiş üniversitesiyle göz dolduruyor. Ordu, Karadeniz lezzetlerinin her rengini taşıyan benzersiz mutfağıyla da dikkat çekiyor. Bol oksijenin acıktıran etkisiyle kendinizi bir Ordu mutfağına attığınızda deniz mahsulleri başta olmak üzere kentin özel yemeklerinin lezzetine kapılırsınız. Pancar yani kara lahana, mısır, bal kabağı gibi ürünlerin hemen her türlü yemeği yapılır. Pancar çorbası, pancar sarması, pancar diblesi, mısır çorbası, mısır ekmeği, kabak muhallebisi, tirmit yani mantar kavurması, melocan kavurması, galdirik kavurması, sakarca mıhlaması, kabak tatlısı, kuru yufka böreği, bunlardan bazıları. Bu arada meşhur Ordu tostundan da haberiniz olsun. Bir Karadeniz kentinden söz ederken balığı elbette unutmamalıyız. Ordu'da balığın her çeşidini her an taze olarak bulmak mümkün. Sofranızda Karadeniz'in enfes balıklarını tadarken hamsiye ayrı bir yer açın. Hamsi kızartması, buğulaması, hamsili içli tabayı denerken şehrin tadını altın lezzetlerle hafızanıza kazırsınız. Orduluların kendilerine has enerjik ve hareketli yapıları horon ve karşılama oyunlarındaki canlılıkla adeta kendini ifade eder. Müzik kültürünün de önemli unsurlarından kemençe, bağlama, klarnet gibi müzik aletlerinin yapımı mahalli ustalar tarafından halen devam ettirilmektedir. Temiz havası, oksijen deposu ormanları, soğuk kaynak sularıyla Ordu'nun en yüksek ilçelerinden biri Akkuş. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen ilçenin adı yıllarca Karakuş olarak kullanılıyordu. Ancak bu isim zaman içerisinde Akkuş olarak değiştirildi. İlçe merkezi ve köyleri doğallığını koruduğu için Akkuş'un her köşesi turistik olarak gezilebilir. Dağlar, tepeler, ovalar, ormanlar, akarsular, gelenek ve görenekleriyle ilçe tam Karadeniz karakteristiğine sahip. Akkuş'ta mutlaka Akkuş kuru fasulyesini tatmalısınız. İlçenin önemli merkezlerinden bir diğeri ise Argın Yaylası. Denizden 1340 metre yükseklikteki Argın Yaylası'nın etrafı tamamen gürgen ormanlarıyla kaplı. Bölgede ayrıca Küçük Kertil, Duman Tepe gibi piknik alanlarını da görmeniz mümkün. Ordu'nun en güneyinde yer alan diğer bir ilçe Mesudiye, Ordu'nun en eski ilçelerinden biridir. Mesudiye ilçesi hem tarihi hem de yaylacılık açısından Ordu'nun görülmeye değer önemli merkezlerinin başında gelir. Yeşilce beldesindeki evleri görmeli, Yeşilce ve Topçam beldelerinde bulunan Kızılağaç, Beyağaç, Kıyıyurt, Çukuralan ve Zile yaylalarını gezmelisiniz. Sabah yürüyüşünü keyif alan yaylasının temiz havası eşliğinde yapabilirsiniz. Yaylaları gezdikten sonra Mesudiye Meletios Kalesi, Yukarı Gökçe yani Falca'da Kalesi ve Kaleköy Kalesi'ne de uğramanızı tavsiye ediyoruz. Kaleköy, Hacı Emiroğulları Beyliği'nin başkentliğini yapmıştır. Restorasyonu yeni tamamlanmış Mesudiye Kilisesi Kültür Merkezi de ziyaretçilerini bekliyor.
yeşil, mavi, bir de tarihin rengi Fatsa. Karadeniz'in incisi. Fatsa'da tarihi yapı denince akla ilk Bolaman Kalesi gelir. Kale iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşur. İç kale, kalenin batı ucunda yer alır. Yüksek duvarlar için kesme taşlar kullanılmıştır. İç kalede 18. yüzyılda yapılan bir ahşap konak dikkati çeker. Hazinedaroğlu konağı olarak bilinen bu eser, iç kale üzerine çift cumbalı olarak yapılmıştır. Bolaman'a gitmişken nefis Bolaman pidesini mutlaka yemelisiniz. Bolaman, Yeni Pazar, Gölbaşı Camii'ni görmelisiniz. Doğal yeraltı kaynakları açısından şanslı olan ilçede, Ilıca beldesindeki sarmaşık kaplıcaları şifalı sularıyla ünlüdür. Bu suyun romatizma, bel ağrısı ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Cıngırt Kaya Mezarları ve Gaga Gölü ilçede görülmeye değer yerlerdir. Kabakdağ Köyü, organik ürünleri ve özgün mimarisiyle ekoturizm çalışması olan tek köydür. Çamlık, Dolunay plajlarında denize girebilirsiniz. Ordu'nun sahil şeridinde bulunan bir diğer ilçesi Perşembe. İlçe, Çaka, Beyazkum, Efirli gibi doğal plajlarıyla deniz turizminin gözdesidir. Perşembe'nin ekonomisi deniz kıyısında yer alması nedeniyle daha çok deniz mahsullerine dayanır. Perşembe'ye gittiğinizde balıkçı barınaklarına mutlaka uğrayınız ve taze balık yiyiniz. Üzerine cevizli helva almayı da ihmal etmeyiniz. Ve turşunun her çeşidini bulabileceğiniz bu ilçe, yöresel lezzetler tatmak isteyenler için doğru bir adres. İlçenin bir başka rengi de tarihi bir değer olan Yason Kilisesi ve Yason Burnu. Altın Post efsanesinin geçtiği Argonatların uğrak yeri, bölgede gün doğumu ve batımının denizden izleneceği tek yarımada. Endemik tür olan tepeli karabatak kuşlarının yaşadığı Hoynat kuş cennetini de mutlaka görmelisiniz. Ordu'nun yeşil ilçelerinden biri de Gölköy. Adını aldığı göllerin mavisiyle de ünlü. Kokurdan Kanyonu, karanlığa akan sularının gizemiyle büyülüyor ziyaretçilerini. Ulugöl Tabiat Parkı, piknik alanları, yürüyüş parkurları, Abant alası balıkları ve manzarasıyla Karadeniz'in en güzel göllerinden biridir. Konaklar mevkiindeki tarihi yapıları görmenizi öneririz. Gölköy Kalesi ise bölgeye hakim bir noktadan selam veriyor ziyaretçilerine. Ordu şehir merkezine en yakın ilçe ise Gülyalı. Merkezin doğusunda yer alan bu şirin ilçenin eski adı Ebul Hayır. Deniz kenarında ve yeşillikler içinde bulunan ilçenin sakinleri geçimini fındıkçılık ve balıkçılıkla sağlıyor. Gülyalı plajında martılar eşliğinde denizin ve kumsalın tadını çıkarabilir, taze balığınızı yiyebilirsiniz. Ayrıca Gülyalı, Ordu'yu Türkiye'nin her bölgesine ve dünyaya bağlayacak havaalanının da ev sahibidir. Kestane Köyü'ndeki tarihi Kemer Köprü'yü görebilirsiniz.
Ordu'da ilk turizm hareketinin başladığı bünye, zengin ormanları, şirin akarsuları, eşsiz plajları, masmavi deniziyle Ordu'nun önde gelen ilçelerinden. ...2500 yıllık tarihi Ünye Kalesi, tarihin canlı tanığı olarak sizi selamlar. Kadılar yokuşunda Osmanlı mimarisini gözleyebilir, geniş avlulu, ahşap ve taş ağırlıklı evler arasında tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz. Şehrin göbeğinde yer alan Saray Camii, bir Selçuklu eseri olup halen hizmet vermektedir. Kirastepe'deki Şeyh Yunus Türbesi de görülmeye değerdir. Ünye'den 4 kilometre mesafedeki Yaz Konağı mağarası da meraklılarını beklemektedir. Ünye, deniz turizmi için de çok elverişlidir. Uzunkum, Çınarsuyu, Feneraltı, İnciraltı tabii plajları bunlardan sadece birkaçıdır. Asarkaya Kent Ormanı, Çakırtepe ve Çamlık görülmeye değer önemli mesire yerlerindendir. Ayrıca Karadeniz'de at bineceğiniz tek yer Ünye Atlı Spor Tesisleri'dir. Deniz kenarında surlar üstünde yapılmış eski saraydansa günümüze saray surları kalmıştır. Ünye'nin anıt ağaçları ise değişen zamana köklerinden aldığı güçle karşı koymaktadır. Ünye, taş işçiliğinin ve taş sanatının en güzel örneklerini vermiş ve bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Ünye taşı 19. yüzyıldan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmış, sadece Ünye ve çevresinde değil, Türkiye'nin her yerinde tercih edilmektedir. Burası Ünye. Burada durmak lazım. Hanyanı olarak bilinen bölgenin gelişmesiyle Gürgentepe ismini alan ilçede başta fındıkçılık olmak üzere birçok tarım faaliyeti yapılmakta. Fındık toplayın kızlar. Dikenlice köyünde bulunan birbirinden farklı anıt mezarları gezerken yöreye ait türküler duyarsınız. Koyun mu sandın? Sevip sevip ayrılmayı oyun mu sandın? Güvenç Abdal şenlikleriyle bölgemizin zengin kültürünü görüp tanıma imkanını bulabilirsiniz. Ünlü seyyah Evliya Çelebi seyahatnamesinde Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'ndan ve Perşembe Panayırı'ndan bahseder. Perşembe Yaylası bir tarafında göl, diğer tarafındaysa kendisine yol arayan suların dansını gözler önüne serer. Menderesleriyle bir dünya harikasıdır.
fındık, patates ve mısır olan ilçede az miktarda arpa, buğday ve fasulye de yetiştirilir. Meyve ve sebze de üretilir. Hayvancılık ve arıcılık da son yıllarda gelişme göstermiştir. 14. yüzyılda yörenin Türkleşme... Ordu'nun muhteşem doğasında harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Yeşille
mavinin kucaklaştığı şehri geride bırakmak istemeyeceksiniz. Havası, suyu ayrı güzel, oksijen yurdu Ordu'nun bereketli toprakları ve sıcacık insanı yine yeniden davet edecek sizi. Ve siz de Ordu'nun büyüsüne kapılanlar arasına katılacaksınız. Geçilecek değil, kalınacak şehir, Ordu.